Bu bulunduğumuz yerde neye bakarsak bakalım hemen hemen her şeyin yarım olduğunu görebiliriz. Yollar, hemen karşımda bir yol var. İlerliyor, gidiyor bir hedefe, bir yere, bir şehre, bir köye ulaşmak için. Ama suyun geldiği yerde o yol yarım kalıyor. Halfeti, arkamdaki köy, buradaki bina, neye bakarsanız bakın burada yarım kalmış bir şeyi, yarısını kaybetmiş bir sevgiliyi, yarısını kaybetmiş bir anneyi, babayı, öbür yarısını kaybetmiş birini, bir insanı, bir coğrafyayı görüyorsunuz. Burada ben çok kısa bir zaman geçirdim. Ama burada ömrünü geçirenler var. Çocuklarını yapanlar, torunlarını görenler var. Bahçede tarlasını ekmiş olanlar var. Meyve toplamış olanlar var. Burada yüzlerce yıldır yaşanmış bir hayat var. Bu hayatın neredeyse tümü bugün sular altında. Burada elbette binlerce, on binlerce, belki de milyonlarca anı yaşandı. Ben fazla bir şey söylemeyeceğim Halfeti ile ilgili, Birecik Barajı ile ilgili. Burada yaşadığım, tam barajın suyu dolarkenki günlerde yaşadığım bir hikayeyi anlatacağım. Bir anıyı, gerçeği anlatacağım. 2000 yılında biz buradaydık. Nisan ayıydı. Ve Birecik Barajı'nın kapaklarının kapatıldığını bilmiyorduk. Buraya geldiğimizde hemen Birecik'in alt tarafında anladık ki Birecik Barajı'nın kapakları kapatılmış ve su yavaş yavaş yükselmeye başlamış. Nereden anladık? Fırat'ın rengi hiç olmadığı kadar maviydi. Fırat hiç olmadığı kadar durgundu. Akmıyordu. Ve barajın aşağı tarafında, gövde kesiminde barajın dolduğunu anladık. Ve yavaş yavaş yukarıya, Halfeti'ye doğru, eskiden bu benim solumda suyun altındaki yerde bir kıyı yolu vardı. Fırat boyunca Halfeti'ye ulaşan Birecik'ten. O yoldan ağır ağır gitmeye başladık. Yol üzerinde müthiş bir telaş vardı. Hiç böyle bir şey görmedim. Yangından mal kaçırma denen deyimi hep duyarım. İlk defa hayatımda böyle bir şey gördüm. İnsanlar yaşlı zeytin ağaçlarını, yaşlı ceviz ağaçlarını çaresizlikten, mecburiyetten kesiyorlardı, topluyorlardı. Çünkü su geliyordu. Su yavaş yavaş evleri almaya başlamıştı, camileri almaya başlamıştı. Biz üzgün bir şekilde böylesine kötü bir sürprizle karşılaşmanın verdiği sıkıntıyla zaten bu barajın olmasını hiç istemiyorduk. Buraların sular altında kalmasını ne istiyorduk ne de aklımız kesiyordu. Ama o gerçekle, çıplak gerçekle karşı karşıya geldiğimiz o sıkıntıyla yol boyunca yolumuza devam etmeye başladık. İlerledikçe telaş biraz daha azalıyordu. Çünkü suyun oralara daha sonra geleceği düşüncesiyle insanların biraz daha rahat olduğunu görüyorduk. Ama yine de bir telaş vardı. Burası çok kısa zaman sonra, bir ay, birkaç ay, zamanını da kimse bilmiyor, sular altında kalacaktı. Derken hemen Fırat Nehri'nin kıyısında bir tane yaşlı dede gördüm. Bu dede neredeyse nehrin kıyısında olan tarlasını kendi sabanıyla sürüyordu. Büyük bir azimle tarlayı sürüyordu. Belli ki orayı birkaç hafta içinde, belki de en fazla bir ay içinde su alacaktı. Tabii biz çok şaşırdık böyle bir şeyi görünce. Niye insan su altında kalacak bir tarlayı sürer? Niye orada bir şeyler ekmeye, bir şey yetiştirmeye çalışır? Anlamadık. Şehirli olduğumuz için kafamızda basmadı. Ben dayanamadım, sordum. Dede dedim, burayı dedim birkaç hafta içinde su alacak, bilmez misin? Niye burayı sürüyorsun, niye tarlanı ekiyorsun? O da bize döndü, cevap verdi. Oğul dedi, sen dedi öleceğini bildiğin babana da bakarsın. Sen olsan bakmaz mısın dedi. Ve biz oradan dağıldık. İşte böyle bir yer burası. Bu bizim şahit olduğumuz, bu kısa zamanda benim şahit olduğum anılardan bir tanesi. Kim bilir neler kaldı buranın altında. İnsanlar baraj yaparken çok basit geliyor. Barajlar Ankara'da ya da dünyanın başka bir yerindeki bir proje odasında çiziliyor. Mühendis için aslında yapılan şey çok basit. Bir nehir vadisinin şurasına mı burasına mı konduralım bu baraj seddesini diye düşünmek ve hangi noktaya konursa barajın büyüklüğünün ve elektrik üretme kapasitesinin ne kadar olacağını hesap etmek. Mühendis dünyayı böyle görüyor. Kağıt üzerinde, harita üzerinde bu hayatlar gözükmüyor. Dede gözükmüyor. Bu köylerde yaşayanlar gözükmüyor. Burada yaşayan akbabalar, burada yaşayan kuşlar, hayatlar gözükmüyor. Onlar gözükmediği için de kolay oluyor bunları yitirmek, bunları kaybetmek, bunların yok olmasına neden olmak. Biz istiyoruz ki Birecik'te, Fırat Vadisi'nde bu çok üzücü olaylar yaşandı. En azından bundan sonra Dicle Vadisi'nde, Türkiye'nin diğer yaşayan nehir vadilerinde bütün bunlar olmasın.